kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kadar video çekmeyi özlemişim ki enerji patlaması yaşıyorum. Birden kameraya açınca geliyor bana, biliyorsunuz. Nasılsınız bu arada, onu sormak istiyorum. İyi misiniz? Bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Yorumlarda buluşabiliriz. Böyle tatlı bir kargo açılış videosu çekmeye karar verdim. Kargolarımı o yüzden biriktiriyorum. Bazılarını dayanamayıp tabii ki de açtım. Bir tane çok beklediğim, daha doğrusu bütün evim beklediği bir allık rengi var. Bir haftadır ısrarla açmıyorum onu. Onu birazdan açacağız. Çok merak ediyorum ben de rengini. Şimdi öncelikle şöyle bir kargom var. Adını asla okuyabileceğimi zannetmiyorum. Siz okuyun. Şu Pressed diye yazılıyor. Bunu bir serum sipariş etmiştim. Bakalım nasıl olacak. Hemen inşallah elimle doğramam bu arada. Falçata bulamadım. Ben sürekli makası bu şekilde kullanıyorum kargolarımı. Neyse. İçini göstereyim. Şöyle. Abi çok seviyorum ben kargo açmayı. Ya da dur, şurada dursun. Şu an kargo açmaya bayılıyorum. İlk defa bir hediye göndermişler. Neymiş bu? Şu an gerçekten ne olduğunu anlamıyorum. Solüsyon diyor. Temizlemek diyor. Şeyler diyor. Ne ki bu? Allah aşkına bu ne? Clean gördüm. Temizlemek. Herhalde temizleme jeli gibi bir şey. Şöyle bir hediye göndermişler. Hemen kutusuna koyalım. Kutusunu açalım. Şöyle bir kapağı çıktı. Bu arada kokusu geldi. Deterjana mı benziyor bunun kokusu? Şöyle mavi bir su. Gül suyuna benziyor. Lokum. Bu kadar. Aldığım kokular bunlar. Neyse arkadaşlar, deneyeceğim. Yorumlara yazarım daha sonraki vloglarımda falan. Nasıl olduğuna dair. Ben de merak ediyorum. Çünkü bu aralar bu markayı çok duyuyorum. Ben de bir Tony'ni alayım dedim. Kargo alma hikayemi anlatayım hemen kısaca. Bir haftadır zil o kadar çok çalıyor ki ve sürekli uykudan uyanıyorum ve sinir oluyorum. Artık şey oldu bende. Kargoyu duymazsam ve geri giderse onunla kim uğraşacak diye bir korku oluştu üstüme. O yüzden zil çalar çalmaz fırlıyorum yatakta. Neyse, geçen gün ben şey bekliyordum. Ayna sipariş ettim, boy aynası. O geldi zannettim. Hani bunları gidip alabilirsin ama koskoca aynaya gidip yerinden alamam, kargo yerinden. Neyse, ben ayna geldi zannettim. Koştur koştur cama çıktım ve saç başlar da inanılmaz uykudan kalkmışım. Bir kargocu abi geldi ve birinci kat olduğumuzu görünce atayım dedi. Ben uyku sersemiyim, görmüyorum bile. Tamam falan dedi. Neyse, attı bana, ben tutamadım, tamam mı? İkinciyi attı, yine tutamadım. Sonra benim bir gülme krizi tuttu. Bayağı balkondan serpmişim ve kahkaha atıyorum. Neyse, ben gülerken tekrar attı falan. Ben yine tutamadım. En son abiye uykulu halimi döktüm mü ben? Dökmüşüm. Uykulu halimi sadece şey diyebildim, kusura bakmayın lütfen falan diyebildim ama kahkaha atarak yatağa gittim tekrardan. Neyse, bu da böyle bir anıydı. Açtıklarımı yere fırlatacağım. Şunu şöyle bir tane, ne bu, Trendyol'dan tişört almıştım. Merak ediyordum kumaşını. Şöyle bir koton klasik tişörtü. Medium aldım ama şu an kalıbı birazcık medium mu? Medium gibi. Benim üst bedenim değişiyor. Bazen oversize istiyorum. Ama kumaş olarak iyi. Bunu hemen yere fırlatalım. Bu ne? Bu Stradivarius'tan bir tane. Göreceğiz. Aa, bu kargo. Arkadaşlar şöyle bir cüzdan aldım. Bakalım, hemen inceleme yapalım. Benim cüzdanım mefta oldu. Şunu bir yere atalım. O yüzden kendimi cüzdan alma gereği duydum. Şöyle bir tane bozuk para yeri var. Benim en çok alma sebeplerimden birisi şu kartlık bölümü. Bir sürü kartım var çünkü. Okul kartı, bilmem ne kartı, sığmıyorlar. Şöyle bir yeri var. Bir de şöyle kağıt para koymak için yakınlaştırma. Niye uzaktan göstermeye çalışayım? Şöyle arkadaşlar. Tatlı, siyah, minik bir cüzdan. Ben genelde küçük çanta kullanırım. O yüzden küçük cüzdan almaya dikkat ettim. Özellikle de şu şey, derisi çok güzel. Yumuşacık. Tavsiye ederim lazımsa. Başka şu. Alnı açıyorum. Bunu nereden almışım ki böyle gelmiş? Bilmiyorum.
Çok iyi. Bunu yine şunu açalım. Bunlar o kadar sık oluyor ki ben hiçbir zaman bunları doğru düzgün açamıyorum. Umarım yüzüme uyar. Yanlış mı yerden açıyorum? Yo, doğru yer. Açamıyorum. Aa, rengi çok tatlı. Bakın. Şöyle turuncumsu gibi. Hemen. Aa, dokusu da çok farklı. Şey gibi kadife mi, saten mi, değişik bir doku. Ama rengi hafif galiba. Ama turuncu işte, ne bekliyoruz ki? Ben de bekliyorum. Hemen şöyle sürdüm. Rengi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yanaklarımı, neyse yanaklarımı ama rengi hafifmiş ve şey krem şeklinde. Biliyorsunuzdur zaten bunu. Neydi bunun markası? Pastel'in krem aldıklarından meşhur bu. Onu bilmeyen, makyaj yapan kız yoktur. Şöyle bir karbon var. Hop. Umarım elimi doğramam. Ha, bu şey, neydi bunun adı? Adını unuttum. Söyle. Ay, patlat. En sevdiğim. Arkadaşlar, bu bir adet nemlendirici. Bir adet değil, iki tane. Şimdi al. Aa, buna da hediye göndermişler. Ne bu böyle? Bu neymiş? Serum. Bak bunu öğrendim. 2 mililitre. Ne kadar da çok. Arkadaşlar şöyle Moruderm'in şöyle bir serumunu göndermişler hediye olarak. Teşekkür ediyorum. Hemen yere fırlatıyoruz. Şöyle. Ödüm patladı. Yemin ederim patladı. Arkadaşlar şöyle aldık biz. Moruderm'in şu mor serumları var ya. Ay, serumu değil. Nemlendiricileri. İkincisi 1 TL'ydi. O yüzden bir tane Aleyna'ya, bir tane kendime aldık birlikte. Ve bir haftadır bunun da açılmasını bekliyordum. Bugüne kısmet açtım. Hemen bakalım. Şöyle. Yorum yapacak olursam biz bunu şu anda da kullanıyoruz. Çok büyük bir şey diyemem ama kötü de diyemem. Normal, klasik nemlendirici. Öyle çok wow'luk bir durumu da yok. Hop. Şimdi bunları da yere fırlatıyorum. Şu Bershka'dan bunu açmıştım. Yalan söylemeyeceğim. Şu etekler var ya. Şöyle önden yırtmaçlı. Bunlardan aldım şu an. Bir denemek istedim. Ama kumaşı normal kot kumaşına göre biraz daha ince. Etek olduğu için mi bilmiyorum. Ama duruş olarak kaliteli duruyor bayağı. Onun haricinde ben 36 beden aldım ama bence 34 almalıymışım. Yani bir beden küçük alın diyorlar ya, doğruymuş. Ben onu birazcık dinlemedim. Daha doğrusu dinlemedim değil. Ben şu an 36 ile 38 arasıyım. İkisi de oluyor. O yüzden ben de 36 alayım dedim. Ama 34 almam gerekiyormuş çünkü bu yüksek bel. Bayağı yüksek bel olduğu için şurası bel kısmına geliyor. Ve benim yani ince. O yüzden birazcık bol gibi duruyor. Siz bir beden küçük alın. Bu da böyle bir kargo. Şimdi bu ne? Hemen bunu bir açalım. Tamam. Şu turuncular bana enerji veriyor. Diğerleri birazcık soğuk. Tamam. Güzel ambalaj ama turuncu daha enerji veriyor. Sagaza'dan bir paketim var. Vardı ya o. Hemen açalım. Arkadaşlar şöyle bir gömlek aldım. Bunu bu aralar çok trend. Güzel bir kombinlerim diye düşündüm. Böyle tatlı bir gömleğimiz var. Hemen. En son buranın bir halini size göstermeli miyim acaba? Neyse böyle bir tatlış gömleğim var. Hemen onu da yere attım. Yapacak bir şey mi bu? Bu ne? Kırılabilir.
Bunların kutuları hepsi birbirine benziyor. O yüzden ben ne aldığımı unutuyorum. Ha bu şey. Bir tane şöyle bir powerbank aldım. Denemek amaçlı. Çok da bildiğim bir marka değil. Daha doğrusu hiç alışveriş yapmadım. Öncesinde. Burada durunca sıkıntı basıyor bana. Hemen gösterelim. Böyle arkadaşlar. Şöyle siyah bir powerbank. Çünkü artık bana hafıza, şarj bunlar yetmiyor özellikle telefon. Bunlar bana yetmiyor. O yüzden almam gerekiyordu ve aldım. Sırf kargo sesinden dolayı bir süre kargo alışverişi yapmak istemiyorum. Aa, en sevdiğim. Bunun içini biliyorum. Bu kendime geç kalınmış bir karne hediyesidir. Gerçekten karne hediyesi. Geçen dönem biterken dedim ki kendime bir hediye almalıyım. Sonra ayakkabı almaya karar verdim. Ondan sonra yapıştı. Sonra modelini buldum ve bir bayağı ertelendi ayakkabım. Arkadaşlar şöyle bir ayakkabı aldım ama harika bence. Çok iyi. Kaç numara aldım ben? 37,5 olması lazım. Şu an ezber söylüyorum çünkü yazmıyor bir yerini. Neyse böyle çok tatlı bir ayakkabı aldım kendime. Hediyem, karne hediyem. Bu dönemde alacağımı bilmiyorum ama bu dönemde bir hediye alacağım. Çünkü online bir şekilde okulu bitiriyor olmak benim için büyük bir hediyeyi hak ettirecek durum. Trendyol'da da vardı. Ben Instagram'dan Instagram. Ama tan falan diye ekleyince olmuyor. Neyse Instagram'dan aldım. Çok yavaş söyleyeceğim. Çünkü Trendyol'da çok fazla satıcı olduğu için güvenemedim. Bu daha garanti gibi geldi bana. Hemen şöyle bir Zara paketim var. Hop. Tersini açtım harika. Bu Zara'nın kesik uçlu pantolonlarından. Şöyle. Boyu bana olacak mı? Çok merak konusu. Bakalım. Yani yeni aldığım ayakkabılarımla kombinlerse olur diye düşünüyorum. Böyle şu an kumaşı bayağı kaliteliymiş bu arada. Umarım iç göstermiyordur. Bir de şöyle bir tişört aldım. Ben yemek videolarımda giydiğim bir tane tişört vardı. Siyah renk. Bu onun aynısı. Bunu aldım bir de beyazını. Her yazın fix siyah beyaz tişört klasik alınır. Ve hepsi mahvolur itinayla. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ama şu an benim için önemli olan iç gösterip göstermemesi ve iç gösteriyor arkadaşlar. Bıktım ya. Gerçekten bıktım. Yani biraz daha pahalı yapın gerekiyorsa ama artık iç göstermesin rica ediyorum. Neyse şöyle kumaşı inanılmaz güzel bu arada. Çok kaliteli şu yakası falan çok kaliteli. Siyahından çok memnunum da. Ama iç gösteriyorsa ben... Neyse bunu da bir yere atıyorum. Hop. Gelelim bu zar paketime. Ay şu kenardan çıkıyor sanırım. Evet arkadaşlar şimdi Zara'dan bir adet şöyle bu ses neydi? Şöyle bir deri ceket aldım. Şu an herkeste olan güzel bir modeli. Arkasında neyse birazcık kısa bu arada ama. Böyle bir deri ceket. Medium aldım bu arada. Onu da bir beden küçük almam gerektiği söyleniyordu. Ama ben kimseyi dinlemiyorum ve kafama göre takılıyorum. Bir de şöyle bir çizgili gömlek aldım. Şöyle çizgili bir gömlek. Olmazsa olmazımız.
Ama kumaşı bunun şey gibi. Ben daha böyle poplin bekliyordum da. Gömlek kumaşı gibi. Şu an böyle sanki satenimsi. Biraz daha şık bir kumaşı var. Hop. Bir de şu yeşil rengine düştüğüm bir blazer aldım. Şu düğmesini açıyorum. Evet, şöyle kaldıralım şunu. Hop. Senin aşağı alalım. Bunlar neden tüylenmiş? Şöyle bir tane blazer aldım arkadaşlar. Sonbahar değil de yaza doğru gibi dökümlü duruyor. Ama güzel yine de. Bunu kaç beden almışım? Small. Bunu small olmakla iyi yapmışım. Çünkü kalıbı bana göre şu anda. Kalıbı birazcık da bana olacak türden. Hop. Ama yeşil rengini ben daha böyle yeşil bekliyordum. Bu birazcık daha soluk gibi geldi bana. Her neyse. Kargo açılış videom bu kadar arkadaşlar. Kombi videolarına başlamayı düşünüyorum Instagram'da. Beni takip ederseniz, merak ederseniz neyi neyle kombinlediğimi görmek isterseniz şuraya bir yere Instagram adresimi bırakacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.